Bugün yem ham maddelerinde birçok konuda dışa bağımlı hale gelmişiz. Bunun neticesinde de yem fiyatlarındaki artış yetiştiricilik girdilerini çok olumsuz etkilemiştir. Biz 2010 yılından itibaren çok yoğun olarak harekete geçen et ithalatı ve canlı hayvan ithalatına karşı dernek olarak birçok raporlar yazıp bakanlıklara sunmamıza rağmen, meslek örgütlerimizin basın bildirilerine ve çabalarına rağmen canlı hayvan ve et ithalatı maalesef günümüze kadar artmış. Şu anda Türkiye'de 35 bin üzerinde veteriner hekim olduğunu varsayarsak %80 veya %90 ya darp ya mobbing uygulamalarına ya şiddete ya da tehditlere maruz kalıyor. Yerel yönetimlerin getirdiği bu üretim ve kooperatifçiliğe destek çalışmaları çok önemli. Biz veteriner hekimler olarak üretimin içinden gelen insanlar olarak bunu biliyoruz ve bunu çok önemsiyoruz. Merhaba, çok teşekkür ederiz böyle bir imkan tanıdığınız için. Çünkü devlete yakın, yukarıda hiç kimse serbest veteriner hekimlere elini uzatmamıştı. Bu büyük bir şans bizim için. Süt işleyen yerel işletmeler Trakya'mızda iyice azalmaktadır. Geçmişte 200'e yakın mandıra varken Trakya'da, şu anda sayımız 30'lara inmiştir. Bugün kamuda çalışan veteriner hekimlerimiz ya da serbest veteriner hekimlerimiz maalesef bakanlığın çıkarttığı mevzuatlarla birer evrak takip memuru haline getirilmiştir. Halbuki hekimler sağlık hizmetleri üzerine hizmetlerini verebilecek ortamların oluşturulması, önlerinin açılması gerekir. Özelleştirme politikalarının ağır faturası altında, hayvancılık sektöründe yaşanan sorunların altında veteriner hekimlik mesleği. Özlük hakları ile ilgili hemen hemen birden fazla arkadaşım veterinerlerin özlük haklarından söz ettim. Örneğin hekimlere yönelik şiddet uygulaması olduğunda işte onunla ilgili bir yasal düzenleme yapıldı ama veteriner hekimler de şiddet görüyorlar. Onlar da şiddete maruz kalıyorlar. Onların da benzer aynı tablo içinde olmaları gerekirdi diye. Doğrudur. Belki önümüzdeki süreç içinde o yasal düzenlemeye bir ilave yapılabilir. Veteriner hekimler diye bir ilave yapılabilir. Kırsalda aile işletmeciliğinden, özellikle hayvancılıkta aile işletmeciliğinden hemen hemen bütün arkadaşlar söz ettiler ve aile işletmeciliğinin korunması ve teşvik edilmesi gerektiği üzerinde de bütün arkadaşlarımız durdular. Bizim parti programında da zaten aile işletmeciliği var. Artı bütün söylemlerimizde de bir şekliyle hayvancılıkta aile işletmeciliğin çok değerli olduğunu, dolayısıyla eğer aile işletmeleri teşvik edilirse, yeteri kadar özendirilirse bunların işsizliği önleme açısından da büyük roller üstlenebileceklerini biz de dile getiriyoruz. Veterinerler ile doktorları ayırmamak da gerekiyor. Bu çerçevede belki önümüzdeki süreçte devletin yeniden yapılandırılması veya bakanlıkların yeniden yapılandırılması gündeme geldiğinde belki bu konu biraz daha ciddi olarak ele alınabilir. İthalata bağımlılık, özellikle yemde. İthalata bağımlılık, yani dışarıdan geleceği yem gelmediği sürece hayvancılıkta istikrarı sağlamak mümkün olmadığını, yemi sağlamak mümkün olmadığını, bu potansiyelin Türkiye'de olmasına karşın bu potansiyelin yeteri kadar harekete geçirilmediği de ifade edildi. Zaten sadece yemde değil, canlı hayvanda, ette ve pek çok üründe maalesef tarımda Türkiye net ithalatçı konuma gelmiş durumda. Eskiden kendisine yeten bir Türkiye'nin, ihracat yapan bir Türkiye'nin bugün geldiği nokta hepimiz açısından da aslında ibret verici. Meslek odalarının asıl amacı kamu yararıdır. Yani kamu yararını savunmaktır. Dolayısıyla kamu yararını savunan meslek kuruluşlarının siyasal bazda bir ayrımcılığa tabi tutulması doğru değil. Kentle kırsal arasında sağlıklı bir işbirliğini kurma konusunda bizim büyükşehir belediyelerimiz özel bir çalışma yapıyorlar. Kooperatiflerden ürün aldıkları zaman bunun ihalesi söz konusu değil. Tamamen pazarlık usulü, kooperatif yöneticileriyle belediye yöneticileri bir araya geliyorlar, çalışıyorlar. Özelleştirmelerin sonucunda şu gerçek ortaya çıktı. Yani çiftçi bazı tekellere mahkum edildi. Yem konusunda, et konusunda, canlı hayvan konusunda tekellere teslim edildim. Süt konusunda. Dolayısıyla tekellerle çiftçinin rekabet edebilme şansı yok. Çünkü gücü yok. Artı elde ettiği ürünü belli bir süre içinde satmak veya tüketmek zorunda.